Herkese merhabalar. Bugün size yakinen tanıdığınız bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Camellia sinensis. Camellia sinensis bitkisi aslında sizlerin çok yabancı olduğu bir bitki değil. Çay bitkisi. Yoğun olarak tükettiğimiz çay siyah çay. Ama ben size birazcık bugün yeşil çaydan bahsetmek istiyorum. Aslında aynı bitkinin farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen formudur yeşil çay ve siyah çay. Yeşil çay biraz daha aroması yüksek bir çay olmakla beraber kafein açısından daha fakir bir yapıya sahiptir. Ama bunun ötesinde epigallok ateşin gallat gibi tıbbi etkisinde bu güçlü polifenolik yapılar üzerinden göstermektedir. Yeşil çayı taze demleme usulüyle tükettiğimiz zaman içerisine bir parça da limon koyarak tatlandırma etkisi sağlayabiliriz. Taze demleme usulüyle tükettiğimiz zaman iyi bir antioksidan, antimikrobik, ödem atıcı çay elde etmiş oluruz. Bu özelliklerin yanı sıra yeşil çay aç karnına tüketildiğinde iştah kapatıcı özelliğe de sahiptir. Ama taze demlemek önemli. Dediğim gibi uzun süreli kaynatıldığı zaman içerisinde klorojenik asit birikimi yüksek olacağı için midenizde hassasiyet yaratabilir. Günlük olarak 2-3 fincana kadar tüketebilirsiniz. Ancak daha fazla tüketildiğinde unutulmamalıdır ki tansiyon düşürücü etkisi de olabilir. Yeşil çay tüketiminde buna da dikkat etmek gerekir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.